azot döngüsünde elektrik deşarjı ile serbest azotun nitrit ve nitrata dönüşmesinde etkili olan doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir? Azotun nitrit ve nitrata dönüşmesinde etkili olan doğa olayları volkanizma ve yıldırım olaylarıdır. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır? Büyük okyanus çevresinde yer alan ülkelerde ve Alp Himalaya kuşağında bulunan bölgelerde deprem riski oldukça fazladır. Fakat Doğu Avrupa'da yani bir numaralı bölgede deprem riski azdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'de 1965'ten günümüze kadar olan dönemde nüfus artışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Büyük şehirlerde nüfus artışı genellikle göçlerle olmuştur. Bu bilgi doğru. Kırsal kesimde nüfus artışı, kırsal kesimde nüfusun artması daha çok doğumlarla olmuştur. Bu bilgi de doğrudur. Nüfus artış hızı bölgelere göre değişiklik göstermiştir. Nüfus artış hızı her bölgemizde aynı değildir. Bu bilgi de doğrudur. Toplam nüfus tüm sayım dönemlerinde artmıştır bilgisi de doğrudur. Fakat kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranından fazla olmuştur denilmiş. 1965'ten 1985'e kadar olan dönemde kırsal nüfus oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki haritada 5 alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılmaktadır? Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretimi Ege bölgemizde yaygındır. Ege bölgemizde başta Aydın olmak üzere Denizli, Manisa gibi illerimizde jeotermal enerjiden elektrik üretimi oldukça yaygındır. Bu nedenle doğru cevabımız 3 numaradır. Yani C seçeneği doğrudur. Türkiye'de şeker fabrikaları genellikle şeker pancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde şeker fabrikası yoktur? Erzurum, Muş, Eskişehir ve Uşak illerimizde şeker pancarı tarımı yaygındır ve bu nedenle bu illerimizde şeker fabrikaları bulunur. Fakat Rize'nin iklimi şeker pancarı tarımına uygun değildir. Bundan dolayı şeker pancarı tarımı yapılmaz ve şeker fabrikası da bulunmaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'nin aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisini ihraç ettiği söylenebilir. Türkiye elmas, fosfat, taş kömürü ve petrol ihraç eden bir ülke değildir. Fakat Türkiye dünyada en çok krom üreten ülkelerden biridir. Dünyada ilk 5 sıra içerisinde bulunur ve Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında madenler arasında krom bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değildir? Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, göç hareketlerini önlemek, doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak, kullanımını sağlamak, istihdamı geliştirmek, işsizliği engellemek, iş olanaklarını artırmak gibi faktörler bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçları arasında yer alır. Fakat bölgelerde aynı sanayi kollarını geliştirmek gibi bir unsur söz konusu değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'de genellikle Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu kentlerde demir yolu ulaşımı bulunmaktadır. Aşağıdaki kentlerden hangisi bu duruma uymamaktadır? Adana, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu ve aynı zamanda demir yolu ulaşımında bulunduğu kentlerdir. Fakat Bursa Türkiye'de sanayinin çok yoğun geliştiği bölgelerden biri olmasına karşın demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'de bazı iller sahip oldukları ham maddeler nedeniyle belirli sanayi dallarıyla özdeşleşmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez? Kars süt mamulleri bakımından, Çanakkale konserve ürünleriyle, Denizli pamuklu dokumayla ve Ankara unlu mamullerle özdeşleşmiştir. Fakat ağrıda meyve üretimi fazla olmadığı gibi meyve suyu fabrikalarda fazla değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Güney Afrika Cumhuriyeti sahip olduğu değerli madenlerin ve doğal kaynakların sağladığı ekonomik gelişme ile Afrika kıtasında kurulan bölgesel birliklerde etkin ülke konumuna gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu madenlerden biri değildir? Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sahip olduğu değerli madenler arasında altın, elmas, platin, ve krom gibi metalik madenler bulunur. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti doğal gaz rezervleri bakımından zengin değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada gösterilen petrol boru hattı ile hangi ülkede üretilen petrol taşınmaktadır? Haritada gösterilen petrol boru hattı Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıdır. Bu boru hattı Azerbaycan'ın Bakü petrollerinin Akdeniz limanlarına taşınması için kurulmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda söz konusu olan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Petrol rezervlerinin önemli bir kısmına sahip olup petrol ihraç eden ülkelerdir. Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela kurucu üyeleridir. Petrol fiyatlarının ve üretim miktarlarının belirlenmesinde etkin rol oynarlar. Evet burada belirtilen örgüt dünya petrol satan ülkeler örgütü yani OPEC'tir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen kültürel varlıklardan hangisi UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almaz? Truva antik kenti, İstanbul'un tarihi alanları, Selimiye Camii ve Külliyesi, Divri Camii ve Darüşşifası Şifası UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesinde yer alır. Fakat Konya Mevlana Müzesi günümüzde daha Dünya Miras Listesine eklenmemiştir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir.